Hepinize merhaba arkadaşlar. TR Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Bugünün sorusu ise 4 büyüklerin hepsinde görev yapmış ve şu anda da Beşiktaş'ta oynayan forvetin ismi nedir? Yorumlara cevabınızı kesinlikle bekliyorum. Şimdi sizlerin TR Futbol'a soruyorum eşliğiyle yazdığınız sorulardan 3 tanesini cevaplayacağım. Ardından da hızlıca haberlere geçeceğim. Ha, bu arada ikinci kanalıma da ilk videomu yükledim. Onu da yukarıdaki i butonundan ikinci kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Korhan Cohen, Cavani ile ilgili transfer haberleri var mı? En son Atletico Madrid ve Monaco'nun ilgilendiği söyleniyordu. Kardeşim şu anda öyle bir iddia yok. Yani tamam eskiden onlar vardı. Devre arasında konuşuluyordu Atletico Madrid ve Monaco'nun ismi. Ancak şu anda öyle iddialar yok. Yaz transfer sezonu başlayınca belki bu iddialar yeniden çıkabilir. Ama şu anda Cavani ile ilgili transfer haberleri yok diyebilirim. Haydar Emre Yıldırım, ağabey Lewandowski Bayern Münih'ten gider mi demiş. Lewandowski isteyen tek bir kulüp vardı. O da Real Madrid'di. Bir ara Chelsea de istiyordu ama biliyorsunuz ki Chelsea'nin transfer yasağı var. O yüzden Chelsea ortalıktan kalktı. Real Madrid'de de arkadaşlar Lewandowski gitmeyecek. Bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Lewandowski büyük ihtimal futbolu da Bayern Münih'te bırakacak. Bununla da ilgili açıklamaları var. Graffiti Defashion, abi Mert Günok Fenerbahçe'ye gelir mi? İddialar var, doğru mu demiş. Evet kardeşim, iddialar var. Hatta bu iddialar bizim videomuzda da var. Videomuzun ilerleyen dakikalarında bununla ilgili bir haber var. Videomuzu sonuna kadar izlersen Mert Günok'la ilgili haberimizi de öğrenmiş olursun. Sizler de arkadaşlar merak ettiğiniz soruları TR Futbol'a soruyorum veya TR Futbol'a transfer soruyorum işte ile yorumlara yazın. Şimdi haberlere geçiş yapalım. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi hakkında konuştu. Albayrak, benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocam da bir şey söylemedi. Arda Turan şu anda Medipol Başakşehir'in futbolcusu. Barcelona'nın futbolcusu. Transferler tamamen hocanın talebi doğrultusunda yapılır. Arda şu anda bildiğim kadarıyla gündemimizde değil dedi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Barcelona'dan 2 yıllığına ya da 1,5 yıllığına Arda Turan kiralanmıştı Başakşehir'e. Şu anda da hala Başakşehir'de kiralık olarak görev yapıyor. Galatasaray'ın ismi son dönemlerde haberlerde geçiyordu. Arda Turan Galatasaray'dan özür diledi. Fatih Terim'den özür diledi. Yeniden Galatasaray'a transfer olacak. Barcelona'dan bonservisi alınacak falan deniliyordu. Ancak Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına göre arkadaşlar böyle bir şey yok. Ne Fatih Hoca'nın böyle bir isteği var ne de Galatasaray'ın böyle bir transfer politikası var. Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalara göre. Arda Turan Galatasaray'a gelseydi bir şeyler katabilir mi? Yani bu saatten sonra da gelse bir şeyler katar mı derseniz ben pek fazla zannetmiyorum çünkü artık yıpranmış bir Arda var ve bu yıpranmış Arda artık etrafına kardan çok zarar saçmaya başladı bence. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve belli bir miktar Fenerbahçe'de oynayan ancak şu anda Başakşehir'de görev yapan Mert Günok için transfer görüşmelerine başlandı. Günok bu yıl Başakşehir'de gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kontratı bitti. Yani Volkan Demirel bu akşamki maçtan sonra Fenerbahçe'den artık serbest kalacak. Fenerbahçe'nin Volkan Demirel'le sözleşme yenilemeyi planlıyor mu planlamıyor mu tam olarak bilinmiyor. Yani her şey geçen yıla döndü diyebiliriz. Başladığı gibi oldu. Yani geçen yılda arkadaşlar böyleydi hatırlarsınız. Volkan Demirel'le sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı çok sık konuşuldu. En sonunda Ali Koç dedi bir yıl daha Volkan Demirel bizimle devam etsin dedi. Bu yılda öyle bir şey denilir mi göreceğiz. Fenerbahçe kaleci transfer çalışmalarına da şimdiden başladı arkadaşlar. Çünkü Volkan Demirel gidecek gibi gözüküyor. Eğer bu doğrultuda giderse arkadaşlar. Kamayı zaten kaleci sayılmaz. Onun dışında yedek kaleciler var arkadaşlar. Berke Özer var. Ancak Berke Özer de çok genç ve tecrübesiz olduğu için şu anda Fenerbahçe'nin kalesini tam koruyamaz arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe'nin bir transfer yapması gündemde. Mert Günok olur mu? Olursa güzel olur. Ama Medipol Başakşehir'de Mert Günok'u öyle kolay kolay bırakacağını pek fazla zannetmiyorum. İkinci kanalımda attığım videoda da söylediğim gibi. Klopp, Barcelona'ya transferinden önce Coutinho ile yaptığı konuşmayı anlattı. Liverpool'da kal ve kariyerine sona erdiğinde heykelini Anfield'ın önüne diksinler. Eğer gidersen Barcelona'ya, Bayern Münih'e veya Real Madrid'e fark etmez. Sıradan bir oyuncu olacaksın dedim açıklamasını yaptı. Coutinho'nun son günlerde ise Barcelona'da mutsuz olduğu ve Barcelona'dan ayrılmak istediği konuşuluyor. Yani burada Klopp'a gerçekten katılıyorum. Eğer Coutinho Liverpool'da kalsaydı şu anda Liverpool'un efsaneleşme yönünde giden en iyi isimlerden biriydi.
Ancak şu anda o unvanı Muhammed Salah'a vermiş durumda. Muhammed Salah artık Liverpool'un efsaneleşmiş ismi olarak ilerlemeye devam ediyor. Eğer futbol kariyerini de Liverpool'da bitirirse heykelini de dikerler diye düşünüyorum arkadaşlar Muhammed Salah'ın. Coutinho ayrıldığına gerçekten de pişman oldu. Çünkü Barcelona'da beklediği futbolu ya da beklediği takım arkadaşlığını bulamadı. Tam olarak Barcelona'da Coutinho kendini gösteremedi diyebiliriz. Yani Messi ve Suarez'e tam olarak ayak uyduramadı Neymar gibi. Arda Turan da hatta bu sebepten dolayı biliyorsunuz ki Barcelona'dan gönderilmişti. Tabi Arda Turan'ın gönderilme sebepleri arasında farklı şeyler de var. Bunu şimdi siz de biliyorsunuz. Konuşursak bayağı uzar arkadaşlar. Yani Coutinho bence pişman olmuştur. Şu anda da zaten daha videodaki haberde de söylediğimiz gibi Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Bakalım Coutinho'nun talipleri arasında hangi kulüpler yer alacak? İlerleyen günlerde bununla ilgili haberler de çıkar diye düşünüyorum. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ryan Babel, Hollanda milli takımının kampında basın mensuplarına verdiği demişti. Şu ana kadar en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiğini söyledi. Hollanda devlet televizyonunda konuşan Ryan Babel, şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'dan aldım. Bunu gizlemeyeceğim. Ancak beni isteyen başka kulüpler de var. Onlarla da anlaşabiliriz. Açıklamasında bulundu. Babel açıklamasına şu sözlerle devam etti. Sosyal medyada çok büyük tepkiler görüyorum. Ölüm tehditleri bile aldım. İnsanların düşüncelerini kamusal alanda açıkça söylemeyi sevilmiyor. Hassas bir karar olduğunu biliyorum. Ama bunu yaşayan ilk kişi ben değilim. Galatasaray'a transfer olmak Beşiktaş'ı rahatsız edeceğim anlamını taşımıyor. Türk futbolundaki tecrübemden memnun kaldım. Deplasmanın kolay olmadığı bir lig. Ben doğal olarak bir maceracıyım. Tüm kariyerime baktığımızda da bunu görebilirsiniz dedi. Şimdi Ryan Babel'e bir noktada katılıyorum arkadaşlar. Ryan Babel'in Beşiktaş'ta oynamış olması veya Beşiktaş'tan şimdi başka bir takıma gitti. Yeniden Galatasaray'a yani Beşiktaş'ın rakibi olan Galatasaray'a dönmesi yani tuhaf karşılanacak bir durum değil. Yani ölüm tehditleri ve benzeri şey yapılacak kadar agresif bir durum da değil arkadaşlar. Ama Beşiktaş taraftarına yaptığı bir ayıp olarak bu sayılabilir. Yani ben de bir taraftar olarak kendimi Beşiktaş taraftarının yerine koyarsam Ryan Babel'i ihanetçi olarak görürüm. Ama arkadaşlar ona küfürler, ölüm tehditleri ve benzeri şeyler yapmam. Bunu yapmak gerçekten çok yanlış bir şey arkadaşlar. Yani Ryan Babel'in şikayetçi bulunması halinde de suçla teşkil eden bir durum. O yüzden böyle şeyler yapmamanızı tavsiye ederim. Ryan Babel büyük ihtimal Galatasaray'a transfer olacakmış gibi duruyor. Ama Beşiktaş da devreye girerse belki Beşiktaş'a yeniden Ryan Babel dönebilir. Ama pek fazla döneceğini zannetmiyorum. Galatasaray bu transferde bir adım daha önde duruyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den büyük ümitlerle kiraladığı İslam Slimani, sarı lacivertlerde gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City'ye dönmesine kesin gözüyle bakılan Cezayirli golcünün adı bir süredir Olympiakos ile birlikte anılıyordu. Yunanistan'da yayın yapan Sport FM adlı spor kanalı ise 30 yaşındaki santraforun Yunan ligine gelmek gibi bir niyetinin olmadığını ve bunun yerine Premier Lig'de şansını denemek istediğini aktardı. Yıldız ismin 2016 yazında 30,5 milyon avro karşılığında transfer olduğu Leicester'daki sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Gerçi Slimani'nin bu performansından sonra hangi Premier Lig kulübü Leicester City'den Slimani'yi kiralar orası da ayrı konu. Yani nasıl Premier Lig'de oynamak istiyor onu pek fazla anlamadım. Yani Premier Lig'in alt ligine bile arkadaşlar Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Slimani'yi almazlar. Tamam geçmişte gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ama Fenerbahçe'de gösterdiği performans gerçekten de rezalet bir performans. Adam kaleyi tutturamıyordu. Yani arkadaşlar bırakın gol atmayı adam kaleyi tutturamıyordu. Numarasından mı farklı bir şeyden mi bilmiyorum ama İslam Slimani Fenerbahçe'ye bir türlü rahat vermedi. Olympiakos'ta da arkadaşlar gitmeyecekmiş gibi gözüküyor. Bakalım İslam Slimani'nin durağı kendisinin de istediği gibi Premier Lig'den bir kulüp olacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Fransa Lig 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yıldız ismi Nabil Fekir bu yaz takımından resmen ayrılıyor. 32 yıldır Fransız ekibinin başkanlığını sürdüren Jean-Michel Aulos, dün Nîmes deplasmanında 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla 25 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdiklerini duyurdu. Kulüp televizyonuna konuşan 70 yaşındaki futbol adamı, Nabil gelecek sezon kadromuzda olmayacak. Zira kendisi gitmek istiyor ve biz de bunu anlayışla karşılıyoruz. Şimdiye dek bize olan katkılarından ötürü ona çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Lyon ile bir yıl daha mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 70 milyon avro olarak gösterilen Fekir'in yeni durağı neresi olacağı ise büyük merak konusu. Yani arkadaşlar Lyon'un başkanını da gerçekten tebrik ediyorum. Adam yaklaşık 32 yıldır Lyon'un başında. Yani Aziz Yıldırım'ı biliyoruz bizim ülkemizden. O da 25 yıldır arkadaşlar. 20 yıldır yok 25 dedim. 20 yıldır Fenerbahçe'nin başında durdu. Yani bu adam neredeyse 12 yıl fazlaydı arkadaşlar. Aziz Yıldırım'a fark atmış. Aziz Yıldırım'a hatta
Yani bir buçuğa falan katlamış gibi bir şey duruyor arkadaşlar. Onu da buradan tebrik ederim. Nabil Fekir'e gelirsek, Nabil Fekir'in geçen yaz Real Madrid transferi söz konusuydu. Ancak başkan izin vermemişti. Fekir de arkadaşlar başkanı kırmamıştı ve Real Madrid'e gitmemişti. Şu anda pişman mıdır? Orası ayrı konu. Çünkü bu sezon ayrılıyor arkadaşlar. Geçen sezon ayrılsaydı Real Madrid'e büyük ihtimal transfer olacaktı. Ancak bu sezon Real Madrid ve Fekir'in ismi pek fazla yan yana gelmedi diyebilirim. Fekir'in ben durağının farklı bir kulüp olacağını düşünüyorum. Ama bakalım hangi kulüp olacak, hep birlikte göreceğiz. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Fatih Terim de gerçekten Galatasaray'a çok şey katan bir teknik adamdı arkadaşlar. Yani bu dönemde Galatasaray'ı yeniden şampiyon yaptı. Şu arkadaşlar şey haftasını hatırlarsanız 2-3 hafta önce biliyorsunuz ki Galatasaray Başakşehir'in gerisindeydi. Her şey bizim elimizde. Tüm ipler bizim elimizde. Biz kazanırsak kesinlikle şampiyon olacağız demişti arkadaşlar. Dediğini de yaptı gerçekten. Helal olsun. Yani 2 yıldır Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Bakalım seneye Galatasaray yine şampiyon olacak mı? Merakla göreceğiz. Fenerbahçe'nin lige yeniden domine olması arkadaşlar. Yani lige yeniden konsantre olması bekleniyor. Yani bu kadar kötü performans sergilemesi beklenmiyor. Beşiktaş'ın yeni bir teknik direktörle yeniden şampiyonluğu oynaması bekleniyor. Onun dışında Trabzonspor keza iyi bir kadroyla yeniden arkadaşlar lige yani bomba bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. Gerçekten lig yarışı seneye oldukça zor olacak. O yüzden seneye Galatasaray'ın ne yapacağını çok merak ediyorum. Bakalım Fatih Terim 2 senedir şampiyon yaptığı Galatasaray'ı seneye bir daha şampiyon yapabilecek mi? 5 yıllık süresi var arkadaşlar Galatasaray'da. Bu 5 yıl boyunca arda arda 5 yılda şampiyon olabilecek bir adamdan bahsediyoruz. Napoli'nin 27 yaşındaki stoperi Kalliodo Kolibali transferinden sonuç alamayan Manchester United iddialara göre rotayı Benfica'nın Ruben Dias'a çevirdi. Mirror'da yer alan habere göre Napoli, Kolibali konusunda United'a zorluk çıkardı ve 150 milyon sterlin talep etti. Bu ücreti fazla bulan United yönetimi ise oyuncunun transferinden vazgeçti. Kırmızı Şeytanlar yeni alternatif olarak ise Benfica'nın 22 yaşındaki defans oyuncusu Ruben Dias'ı belirledi. Dias maliyetinin ucuz olması ve yaşının genç olması da Ole Gunnar Solskjaer tarafından daha genç futbolcularla kurulacak olan kadrosu için önem teşkil ediyor. Yani Benfica'nın 22 yaşındaki defans oyuncusu Ruben Dias gerçekten Benfica'da bu yıl harika bir performans sergiledi. Kovabali olmadı arkadaşlar çünkü 150 milyon euro sterlin yani euro dedim arkadaşlar. Sterline yakın bir para istendi. Sterlin avrodan da değerli arkadaşlar. Bunu da sizlere belirttim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Büyük ihtimal çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenleriniz de vardır. Bunu da belirteyim. İngiltere Ligi'nde genelde sterlin kullanılıyor. Yani Napoli'de yaklaşık 150 milyon sterlin talep etmiş arkadaşlar Kolibali için. Bu da bayağı yüksek gelmiş Manchester United'a. O yüzden bu transferde geri adım attılar. Onun yerine Benfica'nın 22 yaşındaki defans oyuncusu daha demin de söylediğimiz gibi Ruben Dias'a yöneldiler. Ruben Dias eğer Manchester United kadrosuna katabilirse gerçekten harika işler yapabilecek bir stoper bence. Yani kendini de birazcık daha geliştirirse Sergio Ramos gibi bir futbolcu olup çıkabilir Ruben Dias karşımıza. Ajax ile Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren takım kaptanı De Ligt'in ismi sık sık Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısıtan genç oyuncunun yaz transfer döneminin gözde isimlerden biri olması bekleniyor. Liverpool, Real Madrid, Manchester United, son olarak da Barcelona'nın peşine düştüğü yıldız futbolcu önemli açıklamalarda bulundu. Genç defans oyuncusu, bence Ajax'ta sezonun oyuncusu De Jong'tu. Kendini çok geliştirdi ve Barcelona'ya gitmeyi hak kazandı. Onunla aynı takımda oynamak güzel olurdu. Fakat gelecekte neler olacağını bilemezsiniz dedi. Bence bu açıklamasıyla beraber Barcelona'ya sanki De Ligt birazcık göz kırpmış gibime geliyor arkadaşlar. Yani onunla aynı takımda oynamak falan güzel olurdu. Yani bu cümlelerden arkadaşlar Barcelona'ya göz kırptığını görebiliriz. Ben Real Madrid'e gideceğini pek fazla zannetmiyorum. Yani Manchester United'ın da bu transferde pek avantajlı olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi De Ligt'in Barcelona'ya gitmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar bizler de böylelikle bize ayrılan bir sürenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, hoşunuza gitmediyse dislike atabilirsiniz ama atmazsanız bizim için daha iyi olur. Abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayınız. TR Futbol soruyorum veya TR Futbol transfer soruyorum hashtag ile de merak ettiğiniz futbol ve transfer sorularını kesinlikle yorumlara bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Günün sorusunu da kesinlikle cevaplamanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Yepyeni bir videoyla güzel bir şekilde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.